Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı ziyaretine çıkıp açıklamalar yaptım. Uzakta eğitim nasıl olacak ya da yüz yüze eğitim nasıl olacak? Uzakta eğitim uzayacak mı? Sınavlar içeriği nasıl olacak? Merak edilen tüm soruları yanıtladım. Bugün size bunun hakkında bilgi vereceğim. En sonunda kendi görüşümü söyleyip videoyu kapatacağım. İşte hem okullarla ilgili zaten ilkokul, ortaokul, liseler hani açılmadan biliyorsunuz üniversite açılmazdan bu yüzden bu üniversite için izleyen kardeşimiz için de bundan sonra kat takip öneri önemli arz eder. Şimdi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk kanalında pardon Neler Oluyor programında yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk 15 Şubat'ta okulların açılmasıyla ilke kararı vardı ifadesi kullandı. CNN Türk Göksu Öngör'ün Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu. Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kabinenin alacağı kararlar bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulun açılması ile ilgili ilke kararı var. Kusura bakma arkadaşlar boğazım ağrıyor. Burada bakın arkadaşlar bu üniversite için de geçerli. İlkokul, ortaokul, lise için de geçerli. Bakın burada diyor ki Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısından çıkan kararlar doğrultusunda biz kararlar alacağız. Ve 15 Şubat'ta açılmayacağına karar vereceklerdir bu kişiler. 15 Şubat'ta 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okullar açma hazırlığımız ve salgın sinin doğrultusunu düşünüyoruz. Bakan Selçuk okulların açılması ile ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Yani yine bu dönemki gibi 1. sınıflar, 2. sınıflar, 3. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar diye gidecek arkadaşlar. En sonunda üniversiteler açılacaktır. Okullar kademeli olarak açılacak mı? Şimdi bununla ilgili karar salgın seyrinin bakımından bilim kurulunun ortaya koyacağı tavır. Tüm sınıflar açabileceği şekilde ise bizim başka ne senaryomuz var? 2 gün seviye sınıfları var. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız var bizim. 7. sınıflar, 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat almamız da tutuyor. Sınav grubunda olan çocuklarımız var. Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunların hangisinin hayata geçeceği yaklaşık 15 gün kala açıklamış olacağız. Yani şu demek arkadaşlar Şubat'tan diyorum ya her zaman hani üniversitede arkadaşlar ocağın sonunu bekleyin. Şubat'ın ilk haftası ya da ocağın sonunda bir açıklamada yapılacak. Aynı şekilde okullar için de bu geçerli. Ocağın son haftası ile Şubat'ın ilk haftalarında okulların, ilkokul, ortaokul, liselerin ve üniversitenin açılıp açılmayacağı bir netlik kazanacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar artık yolun sonuna geldik. Son online mı? Yani bu yıl son online mı olacak yoksa yüz yüze açılacak mı kademeli bir şekilde? Bunu zaman gösterecek ve şu anda Ziya Selçuk'un dediği gibi bu tamamen pandeminin durumuna bağlı ve virüsün gidişatına bağlı arkadaşlar. Bakın diyor ki salgın seyrine bakımından yani salgın durumuna bağlı her şey. Salgın ne kadar azalırsa üniversitelerin, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin açılması o kadar fazla olacak arkadaşlar. Yeter ki salgın azalsın. İsterseniz gelin bir diğer konulara bakalım. Öğretmenlerin aşılanması. Bütünsel olarak toplumda yaygın aşılanmanın olması bağışıklık açısından kritik. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasını kritik bulmamızın sebebi çocukların taşıyıcı olma riski dikkate almamız. Öğretmenlerimizin aşılanması virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli diye açıklama yaptı Ziya Selçuk. Peki sınavlar nasıl olacak? Geçtiğimiz günlerde küçük bir ayrıntıya gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dediler ki bizim çocuklarımız sınava girip notlarını aldılar. Diğer çocuklar projelerden, ödevlerden not aldılar. Bizim çocuklarımız da performans ödevinden not alsınlar dedi. İsteğe bağlı seçenekli bir durum oldu diye açıklamalarda bulundu. Merkezi sınavlar LGS ve YKS hakkında da açıklama yaptı. Bütün müfredattan sorumlu olacaklar. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. LGS ve YKS'den önemli bir açıklama yaptı. Bütün müfredattan sorumlu olacaklar. Bir değişiklik yok. Aynı şeyden merkezi sınavlarda da karşımıza çıkıyor. Bu dinamiklik bir şey. Yıl sonuna kadar şöyle olacak desem süreç değişikliği bizi de kararımızı gözden geçiriyoruz. Ama bu sene geçen sene gibi değil.
Geçen sene Mart ayında salgın başladığında okullar kapattık ve biz hiçbir zaman hazırlık değildik. Ne TV kanalları ne de internet altyapımız vardı. Hiçbir şekilde hazır değildik. Bakanlığımızın hazır olmadığı dönemde öğrencilerimizin böyle bir şey beklemek mümkün değildi. Şimdi bakıyorum da ben ve hep şunu istiyorum. Türkiye'nin MEB'in diğer ülkelere bakanlıklarıyla karşılaştırın. Uluslararası kriterlerle karşılaştırın. Kesinlikle iyi durumdayız. İlk 5'e rahatlıkla gireriz. Geçen hafta BBC'de bir açıklama yaptım. İngiltere ilkokul haftası 3 saatlik yayın başlayacak diye biz bunu 10 aydır yapıyoruz. App'ımız 15 milyon üzerinde tıklama mevcut. Bu dünyanın birinci sıradayız demektir diye açıklamalar da yaptı. Kısacası LGS ve YKS'de müfredatında bir değişiklik yok. Tüm müfredattan sorumlusunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Buradaki en önemli açıklama Ziya Selçuk'un 15 Şubat'ta önce 10 gün ya da 15 gün önce kabine toplantısı bilim kurulu ve kabine toplantısı bilim kurulu ve Ziya Selçuk'un toplayacağı kendi kabinesinin toplantısından sonra netlik kazanacaktır. Bilim kurulu pandeminin durumu ve kabine toplantısı uzaktan eğitimin olup olmayacağı kademeli bir şekilde gidip gitmeyeceği netleşmiş olacak arkadaşlar. Ama şurada da zaten göz söylemiştim. Kademeli bir şekilde açılacağını söylüyor. Kesinlikle direkt yüzde başlanmayacak. Kademeli bir şekilde gidilecek ve kademeli bir şekilde devam edecek. Önce ilkokul, ondan sonra ortaokul, ondan sonra lise, ondan sonra en sonunda üniversiteler açılacaktır. Tabii bu kademeli nasıl olacak, nasıl gidecek? Bu tamamen pandeminin durumuna bağlı arkadaşlar. Pandeminin durumu nasıl devam ederse üniversiteler, ilkokullar, ortaokullar ve liseler ona göre şekil alacaktır. Siz de kendi görüşünüzü ve yorumunuzu yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Siz bu Ziya Selçuk'un açıklamadan ne diyorsunuz? Hani bu açıklama sizce yeterli mi, yoksa ekstra bir bilgi verilmeli miydi? YKS'deki müfredat durumu tümünün sorulması sizce haklı mı, haksız mı? Öğretmenlerin aşılamada öncelik verilmesi doğru bir karar mı, yoksa hemen yapılmalı mı arkadaşlar? Çünkü öğretmenlerin daha sırası gelmesine bayağı bir var. En az 1,5-2 ay, minimum 1,5-2 ay var arkadaşlar. Sizce şu anda öğretmenlere öncelik verilmeli mi? Bundan sorulan cevaplarsanız sevinirim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.